Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Lünç hakkında konuşacağız. Burada da öyle bir yorumlara takıldım ama şimdi Lünç'un hala hacmi düşüyor arkadaşlar. Bununla birlikte günlerdir de çok hafif geri çekilen hareketler yapılıyor. Onu da görebiliyorsunuz. Haricinde şu an saatlikte denemeye çalışıyor ama e, bu bağlamda almakta zorlanıyor. Alması da zaten e, nitekim biraz zor. Sebebi hacim de düşük. Alsa bile zaten yapabileceği hareketler öyle çok uçuk olmayacaktır. En fazla 27-27.5'lara kadar e, hareket eder. Bu da ne kısa vadede çok bir işe yarar ne de devamındaki fiyat paritesinde ciddi bir değişime yol açar. Uzun lafın kısası genel düzeltme hareketi. Devam ediyor ama benim beklediğimden biraz daha fazla 25 üzerinde oyalandı e, Bu kadarına gerek yok İlerleyen vakitlerde 24'lere doğru ilk etapta bir geri çekilme yapacaktır yani Şu an Anlık yükseliş denemeleri bunu bakın ara ara yapıyor örneğin burada yine gerçekleştiriyor e, Bu anlık yükseliş denemeleri genel olarak Lunc'un ayak diremesi olarak karşımıza çıkıyor İstikrarlı bir hareket için yeterli değil e, Şu anda düzeltmenin devamı bekleniyor. Gerekli de değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.